uzmanı doçent doktor Orhan Doğdu, Ramazan ayı ile birlikte hastalarının oruç tutup tutamayacağı, hangi durumlarda tutmamaları gerektiği konularında açıklamalarda bulundu. Doçent doktor Orhan Doğdu, hastalarını oruç tutabilir veya tutamaz diye genelleştirmediğini aktardı. Malum Ramazan ayı nedeniyle bizim kalp hastalarımız bize oruç tutabilir miyiz, tutamaz mıyız diye sıkça sorular sormakta. Biz hastalarımıza oruç tutabilir veya tutamaz diye genelleştirmiyoruz. Hastalığın durumuna göre, derecesine göre, hastanın durumuna göre biz oruç tutup tutmayacağı konusunda bireysel bilgi vermekteyiz. O yüzden hastaların mutlaka hekime danışarak oruç tutup tutmayacağına karar vermesi gerekir. Oruç tutulmasında sakınca görülmedikleri hastaların iki ana öğün bir ayağı öğün olacak şekilde üç öğün tüketmeleri gerektiğini aktaran doçent doktor Doğdu, oruç tutan hastaların özellikle bol sıvı tüketmeleri gerektiğini vurguladı. Hangi hastalar oruç tutamaz? Son bir yıl içerisinde kalp krizi geçirip stent takılmış olan hastalar veya bypass geçirmiş olan hastalar, tüketmezliği tanısı olup sıvı elektrolit dengesi, ilaç kullanmadığında sıvı elektrolit dengesi bozulan hastalar, yine hipertansiyonu olup ilaçla kontrol altında olunmayanlar, son bir yıl içerisinde yeni bir kalp hastalığı tanısı konulup mutlak ilaç kullanımı zorunlu olan hastalar, beraberinde şeker hastası olup insülin kullanım zorunlu olan hastalar oruç tutmayabilir. Bizim oruç tutabilir dediğimiz hastalar neye dikkat etmeli? Mutlak suretle iki ana öğün, bir ara öğün şeklinde olacak şekilde üç öğün tüketmeleri gerekir. Bunlarda mutlak suretle bu dönemde ilaçlarını hastaların aksatmaması gerekir. Yine bol sıvı tüketmeleri gerekir. İftarda öncelikle hafif bir yemekten sonra ara verdikten sonra ana öğüne geçmeli. Bu arada ana öğün kızartılmış ve kavrulmuş yiyeceklerden ziyade fırınlanmış veya haşlanmış yemeklerin tercih edilmesi daha uygun olacaktır. Yine iftarda ve sahurda gazlı içeceklerden kaçınılması uygun olacaktır. Yine iftarla sahur arasında bir ara öğün yapmaları uygun olur. Yine hekimle danışarak ilaçları aksatılmadan sahur ve iftar sonrası diye ayarlanarak düzenli olarak alınmalıdır. Eğer hastalarda ilaç kullanımına rağmen sıvı elektrolit dengesi, tuz dengesi bozuluyorsa, hastalarda şikayetleri artıyorsa oruç tutmakta ısrar etmemek gerekir. Hangi kalp hastaları oruç tutmamalı? Son bir yıl içerisinde kalp krizi geçirip stent takılan veya bypass olan hastalar, çoklu ilaç kullanımı gerektiren kalp yetmezliği hastaları, yine hipertansiyonu olup ilaca rağmen kontrol altında tutulamaması ve hastaların beraberinde ek hastalıkları olması, bu ek hastalıklarla birlikte ilaç kullanımlarının zorunlu olması durumunda hastaların oruç tutmaması uygun olacaktır. Hastalarımız oruç tutuyorsa bunlar mutlak suretle en az ilaçlarını aksatmadan bol sıvı tüketerek oruç tutabilirler. Ama tabii orucun hangi döneme geldiği de önemli. Örneğin yaz dönemine geldiyse sıvı ve tuz dengesi bozulacaksa özellikle kalp yetmezliği hastaların oruç tutmasını önermiyoruz. Ama kış ayına veya sonbahar ilkbahar ayına denk geliyorsa, hastaların vakit olarak çok uzun sürmeyecek oruç dönemi oluyorsa ilaçlarını aksatmadan bol sıvı tüketerek ilaçlarını nasıl kullanacağını hekime danışarak oruç tutmalarında sakınca yoktur.